oynamana izin ver. O çok güzel ve parlak. Onu sadece benim için yapmadın mı? Kilişen, yeni kariyerinizin bir başka önemli gecesine tekrar hoş geldiniz. Kendinize soracağınız sorular. Gerçekten hayatımda ne yapıyorum? Arkadaşlarım ne der? Ve en önemlisi, ailemi bir daha görebilecek miyim? Bu işin stresini anlıyor, daha istikrarlı ve rahatlatıcı bir zihin çerçevesine ulaşmanıza olanak sağlamak adına bu asansör yolculuğunu mümkün olduğunca terapimsi hale getirmeye yardımcı olacak çeşitli müzikal seçimleri sunuyoruz. Blues jazz, klasik, yağmur ormanı ambiyansının yanı sıra çok çeşitli diğer seçeneklerimiz de mevcut elbette. Aşağıdaki tuş takımını kullanarak lütfen tercih ettiğiniz müzik seçiminin ilk birkaç harfini yazınız. Funk, funk istiyor. Yine tuş takımıyla ilgili bir sorunum var gibi görünüyor. Neyse ki ne yazmaya çalıştığını görebiliyorum. Hep var. Senin için düzelteceğim. Bir saniye lütfen. Günlük bongolar. Ya ne alaka? Asansör deneyiminiz ihtiyaçlarınıza göre özelleştirildiğine ve tamamen rahatladığınıza göre dünkü cansız performansınız nedeniyle maaşınızın önemli miktarda düştüğünü belirtmekte fayda var. Lütfen işinizin geri kalanının tadını çıkarın. Ama 3 kuruş maaş için tüm hayatımı riske atıyorum, bir de maaşımdan kesiyorlar ölmediğim için. Gidelim. Bugünün programlarında meydana gelen öngörülemeyen arızalar nedeniyle gece görevlerinizi gerçekleştirmek için yeterince yetenekli olabileceğinizi veya yapamayacağınız bakımları yapmanız gerekecektir. Teknisyenlerin Funtime Freddy'nin güç modülünün bağlantısını kesmeye çalışması gerekli hale geldi. Ancak başarısız oldular. İyileşme ve fiziksel onarım için 6 ila 8 hafta beklememiz gerekecek. Anladım. Risk anlamadım. Ver şu kalın. Harika! Ballora Galerisi'nde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Funtime Foxy'yi kontrol edelim. Girmeden önce sahnede olduğundan emin olmak gerekir. Oğlum buradaki düzgün değildi. Böyle mi olmadı? Daha önceki bölümde böyle miydi? O direkt güzel. Yok. Funtime sahnesinde her şey olması gerektiği gibi görünüyor. Bu gece Baby'yi kontrol etmeye gerek yok. Lütfen izin verilmeyen alanlara girmeyiniz. Doğrudan Funtime sahnesine doğru gidin. İzin verilmeyen alana girersem ne olacak? O kadar merak ediyorum ki. İzin verilmeyen alan mı ya da burası? Niye açtın ki burayı? Hareket algılandı. Sirk galerisi havalı. Ah kalbim. Buraya girdim diye bana umarım kötü şeyler yapmaz. Geri git, ne olur geri git. Çok korkunç bir ortam orası. Hareket algılandı. Sirk galerisi havalı. İki kere korktum bir de. Ballora'nın aksine Funtime Foxy fazla hareketlidir. Bu nedenle yanlışlıkla onu etkileştirmemek için odayı karanlık tutmak önemlidir. Size bir flash ışığı verildi. Yönünüzü bulmanız gerekiyorsa ve hiçbir şeye çarpmamak istiyorsanız flash'ı yakın. Ancak mümkün olduğunca az kullanın. Parça ve servis odasına ulaşmak için ilerleyin lütfen. Umarım geçen bölümkü olayı devam ettiririz. Biraz bekleyelim. Yürü. Yürü. Nasıl ya? Ne yapacağız? What the hell? Oh my god. Hadi öne gidelim. Burada bir şeyler oluyor sanırım. Videoya baktım sonra kendimi kaptırdım. Şuraya girsem, burayı kapatsam ne olur? Bir zamanlar sahnede oldun biliyor muydun? Çok uzun sürmedi. Sadece bir gün. Ne harika bir gündü ama. Balonların ve birkaç masanın olduğu küçük bir odadaydın. Yine de kimse masalara oturmadı. Ama çocuklar koşarak dışarı çıktılar. Bazıları benden korkuyordu. Diğerlerinin şarkılarımı beğendi. Müzik her zaman koridorun sonundan başka bir yerden geliyordu. Hep çocukları sayardı. Neden olduğuna emin değilim. Odada benimle birlikte kaç kişinin olduğunu her zaman kesin olarak farkındaydım. 2, sonra 3, sonra 2, sonra 3, sonra 4, sonra 2, sonra yok. Genelde silahı 3 kişilik bu şifre miydi? Doğum günü pastası gibi kokuyordum. 2, sonra 3,
Sonra 5, sonra 4 vardı. Ve sen bir şey yapabilirim. Bunu biliyor muydun? Dondurma yapabilirim. Sadece bir kez yapmama rağmen. 4, sonra 3, sonra 2, sonra 1. Bunlar ne işimiz lan? Bir vardı. Küçük bir kız. Kendi başına duruyordu. Artık kendim değildim. Ve şarkı söylemeyi bıraktım. Midem açıldı. Ve dondurma vardı. Hareket edemedim. En azından o bir adım daha yaklaşana kadar. Bir an için çığlıklar yükseldi. Ama sadece bir an için. Sonra diğer çocuklar tekrar içeri koştular. Ama kendi heyecanları sesinden onu duyamadılar. Onu hala bazen duyuyorum. Bu neden oldu şimdi? Ha? Büyük ihtimalle hikayeyle ilgili önemli bir şey ama. Hiçbir şey anlamadım. Az kullanarak gidiyoruz. Lanın! Yürü yürü! Ha, aynen. Ballora'nın aksine Funtime Foxy fazla hareketlidir. O önümde. Lütfen git. Lütfen git. Tam gitmiş. Orada. Abi ne salak adam bu ya. Hareket algılandı. Parçalar ve servis odası. Parça ve servise ulaşarak harika bir iş çıkardınız. Görünüşe göre Funtime Freddy'nin gücü tükenmiş. Bu da işinizi çok daha fazla kolaylaştırdı. Göğüs boşluğu için serbest bırakma anahtarı iç iskelet çenesinin alt tarafında bulunur. Buna ulaşmak için önce yüz plakalarını açmamız gerekecek. Ön plakayı serbest bırakmak için tetikleyicilerine belirli bir sırayla basmanız gerekiyor. Ve mümkün olduğunca hassas ve dikkatli olmanız fazlaca önem arz ediyor. Freddy'nin yüzünde sağ yanağının hemen altındaki küçük düğmeye bulun ve ona basın lütfen. Sağ yanağının altında. Bu mu? Bu mu? Umarım üstüne alınmamışsındır. Freddy'den bahsediyorum. Seninle alakalı değil. Ne? Umarım üstüne alınmamışsındır. Freddy'den bahsediyorum. Seninle alakalı değil. Harika. Şimdi sol yanağındaki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Freddy'nin sağı. Anladım. Bu. Bunu diyor. Harika. Şimdi Freddy'nin sağ gözünün altındaki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Sağ gözü burası değil ama burada da bir düğme mi var sanki? Evet. Harika. Şimdi dikkatlice Freddy'nin burnunun hemen üstündeki düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Bu sefer bu sana. Güzel. Yüz plakalarının açılmış olması gerek. Freddy'nin iç iskelet çenesinin alt tarafındaki küçük düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. Bonnie bu bana yapılır mı? Yapılmaz değil mi? Ne dediğini dinlemedim. Bunlar mı? Güzel. Yüz plakalarının açılmış olması gerek. Freddy'nin iç iskelet çenesinin alt tarafındaki küçük düğmeyi bulun ve o düğmeye basın. İç iskeletinin çenesi mi? Bir daha söyle bakayım. Bir daha söylesene. Çok güzel. Göğüs boşluğunu açtın. Güç modülünü göğüs boşluğundan dikkatlice çıkar. Nasıl dikkatlice? Şöyle yavaşça bassam. Harika iş. Şimdi ikinci güç modülünü el kuklasından çıkarman gerekecek. Güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın papyonunun altındaki büyük siyah düğmeye bas. Abi kuklanın papyonu derken bunun altındaki herhangi bir düğmeden bahsetmiyor. Nerede lan? Burada. Bakmasam çıksa. Oğlum yok. Kukla yok. Kukla yok. Sesler çıkartıyor. Güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın sen konuşma bir konuşma. Büyük siyah düğmeye bas. Çok gerildim şu anda. Basamadım. Hayır. Çık bir daha. Neredesin amına koydum? Çık. Çık. Güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın papyonunun altındaki büyük sus, siyah sus biliyorum. Kukla yok ki ortada. Şöyle baksam. Çıkar kafayı. Nerede? Abi kukla yok. Oyun bug'a mı girdi? Buradaydı. Görürükten sonra bekleme şeyimiz oluyor. Evet, güç modülünü serbest bırakmak için kuklanın papyonunun altındaki büyük siyah düğmeye bas. Tebrikler. Her iki güç modülünü de aldınız. Bu gece için görevlerinizi tamamladınız. Lütfen binadan Funtime sahnesinden ayrılarak çıkın. Yarın tekrar burada görüşmek üzere. Oğlum o kadar gerildim ki. Ha? Funtime hayır. Yine olmaz. Ben götüm sıkışsa sıkışsa geçtim buraları.
boş. Sesler duydum. Biraz bekleyeceğim. Alın! Baba, balon yapabiliyor. Balon yaptığını gördün mü? Baba ona gitmeme izin ver. Ya senin babanı s**k. Ne? Kurtulmaya çalış. Sakin ve sessiz ol. Bir süredir uyuyorsun. Sanırım dün gece binadan hiç ayrılmadığını fark ettiler. Kameralar seni arıyor. Ama seni bulamadılar. Seni çok iyi sakladım. Seni beni bulurlarsa ne olacak? Beni kaçırmış. Dinlenemedim ben. Korkma, sana zarar vermeyeceğim. Seni sadece bir süreliğine tutacağım. Yine de kıpırdamamaya çalış. Eski bir saçımdan gelen bir şeyin içindesin. Aa, nasıl yani? Kullanıldığını sanmıyorum. En azından 1-2 falan mı? Kullanılması gerektiği gibi değil. Çok tehlikeli. Sadece bir kişinin içine sığabileceği kadar büyük. Ama zar zor. Kepçe odasındasın. Buraya neden kepçe odası dediklerini biliyor musun? Hayır. Çünkü salak, burası kepçeyi kullandıkları oda. Bunun bariz olacağını düşünmüştüm. Ama bu ben bu kadar basit düşünmedim. Eğlenceli bir isim değil mi? Kepçe, dondurma, muhallebi veya şekerler için kullanacağınız bir şeye benziyor. Her güzel şeyden bir yığın pay aldığınızdan emin olmak için doğum günü partinizde isteyeceğiniz bir şeye benziyor. Yine de merak ediyorum. Yeni açılmış bir bardaktaki dondurma olsaydınız, bu isimle bir şey hakkında ne hissederdiniz? Ne anlatıyorsun sen oğlum? Taze açılmış bir bardak dondurmanın hiçbir şey hissettirdiğini düşünmüyorum. Tamam, oldu. Aa, sanki binada başka biri varmış gibi. Yine mi o gözler ya? Tamam, getirin onu. Dikkatli olun. Sağdan geliyor ses. Tamam dur, onu yere koy. Dikkat et, düşürürsen parasını bizden alırlar bak. Bu sefer ona ne oldu? Görünüşe göre bu şeyler bozulmadan bir gün geçmiyor anasını satayım. Kim bilir, hep aynı dostum. Bir tür dondurma arızası işte. 15 dakika sonra halletmem gereken bir iş var. Ve burası beni inanılmaz derecede ürkütüyor. Şu işi acilen bitirebilir miyiz lütfen? Buradaki her şey otomatik. Daha fazla beklemek zorunda değiliz gibi gözüküyor. Onu tekerleklere bindir ve buradan defolup gidelim. Ananın! Zamanla yapmayı öğrendiğim çok önemli bir şey var. Yani nasıl rol yapılır? Bu ne demek biliyor musun? Hiç inandırıcı oynadın mı? Gerçekten ötekiyken bir tarafmış gibi mi davranıyorsun? Bu çok önemli. Balora asla öğrenmedi. Ama ben öğrenirim. İçeride bir terslik olduğunu düşünüyorlar. Önemli olan tek şey nasıl rol yapılacağını bilmek.
Yani ne oluyor anlamadım. Aa, pembe gözü var lan. Senin için yüz plakalarını açacağım. Böylece seni kameralarda bulabilirler. Niye şimdi bulsunlar beni? Bulunmaları gerekmiyor muydu? Yaylı kilitleri kapalı tutmanı tavsiye ederim. Nefesiniz ve kalp atışınız onların gevşemesine neden oluyor. Onların fazla gevşemesini istemezsin. Güven bana. Bunlar oynuyor. Ha. Abi bu açıldı baya. Lan alttan bir şey geliyor. Hepsini tam yaparsam... Lan içime giriyor. Hayır. Girdi bu içime. Aa giriyorlar. Oğlum ne yapıyorsunuz dışarıda? Hayır git ya git, ne olur git. Daha ne kadar duracağım? 15 dakikadır buradayım Umuk. Anan! Kimsenin ananı sikeyim. Hala giriyor. Nereye geliyorsun amına? Daha kaç saat tutacağım? Parmağım ağrıdı artık. Geçemiyorum. Bu video çektiğim en uzun video ya. Neyse hadi ben gidiyorum ya. 2 saat olmuş video. Bay bay. Ama ben seni değil, dünyayı değişmem.